Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 9. sınıf 1. dönem 1. fizik yazılısına hazırlık yapacağız. Bildiğiniz gibi bu sene okullarda yapılacak sınavlarda hangi kazanımdan kaç soru sorulacağının belirlenmesi amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı tablo yayınladı. 9. sınıf fizik yazılısına çıkacak kazanımlar Bunlar. Soru sayıları ise her şehirdeki zümre başkanlarının aldığı karara göre değişebiliyor. Bu Ankara'nın fizik yazılısı için hazırlanmış senaryolar. Konular aynı ama soru sayıları değişebilir. Ayrıca örnek sorular da yayınlandı. Ben de bu videoda sizi bu tablodaki kazanımlara göre hazırlayıp örnek sorulara benzer sorular çözeceğim. Bu videoda size sırasıyla fiziğin alt dallarını, temel ve türetilmiş büyüklükleri, vektörel ve skaler büyüklükleri, bilim araştırma merkezlerini, kütle, hacim, öz kütle konularını, dayanıklılığı ve son olarak da adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık konularını anlatacağım. İlk ünitemiz fizik bilimine giriş. Fizik, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyerek evrendeki olayları açıklamaya çalışan uygulamalı bilim dalıdır. Fiziğin alt dalları baş harfleri kamyoneti oluşturur. Katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik, Yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamiktir. Öğretmenleriniz yazınızda fiziğin alt dallarının isimlerini sorabilir ya da birkaçının açıklamasını isteyebilirler. Evet, fiziğin alt dallarından mekanik cisimler için kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Optik Işık olaylarını, ışığın madde ile etkileşimini inceleyen fiziğin alt dalıdır. Optik deyince aklımıza ışık gelecek. Termodinamik deyince de aklımıza ısı enerjisi gelecek. Isı enerjisi madde ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi inceler. Elektromanyetizma isminden de belli. Elektrik ile manyetizmayı ve bunların birbiriyle ilişkisini inceler. Atom fiziği ise Canlıların ve maddelerin yapısını oluşturan atomların özelliklerini, atomların birbiriyle ilişkisini inceleyen fiziğin alt dalıdır. Nükleer fizik ise atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekte meydana gelen olayları inceleyen fiziğin alt dalıdır. Bakın atom fiziği ile nükleer fizik arasındaki fark Atom fiziği atomun yapısını, atomların birbiriyle ilişkisini inceliyor. Ama nükleer fizik olunca arkadaşlar çekirdek, atom çekirdeğinde gerçekleşen olayları inceliyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği ise yüksek enerji fiziği atomun çekirdeğindeki proton ve nötronu oluşturan atom altı parçacıkları ve parçacıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen fiziğin alt dalıdır. Plazma fiziği ise o da yüksek enerjilerde çalışan bir bilim dalıdır. Çok yüksek sıcaklıklarda iyonize olmuş gazlar maddenin plazma haline geçer. Plazma fiziği Güneş ve yıldızların iç yapılarını çünkü Güneş de arkadaşlar plazma halindedir. Enerji üretimlerini inceler. Katı hal fiziği denilince de aklımıza kristal yapıdaki maddeler gelecek. Kristal yapıdaki maddelerin iletkenlik, esneklik, optik, manyetik ve termal özelliklerini inceler katı hal fiziği. Yazılda öğretmenleriniz örneklerle açıklayın derse mekaniğe güneş etrafındaki gezegenlerin hareketlerini ya da köprü bina yapımını verebilirsiniz. Fiber optik kablo optik, Lazer ile cilt lekelerinin tedavi edilmesi, atom fiziği, MR cihazı, elektromanyetizma, bilgisayarlı tomografi ve radyoterapi, nükleer fizik. Dünyanın yaş hesabı, gıdaların raf ömrünün uzatılması, nükleer fizik. Süper iletkenler, katı hal fiziği. Akıllı kumaşlar, şarjlı piller, granit tencereler, katı hal fiziği. Bina yalıtımı ısı ile ilgili olduğu için termodinamik alt dalına örnektir. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması, fizik bilimindeki deney ve gözlemler ölçüm aletleri ile yapıldığında sonuçları sayısal olarak ifade edilir ve bu sonuçlara fiziksel nicelik denir. Fiziksel nicelikleri arkadaşlar bir temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler olarak ikiye ayırıyoruz. Ayrıca bir de skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler olarak da ikiye ayrılır. Öncelikle temel büyüklükler kendi başına ölçülüp tanımlanabilen büyüklüklerdir. Uluslararası sistemde 7 tane temel büyüklük var. Çok önemli. Bunları bilmemiz gerekiyor. Baş harfleri kısa muzu oluşturuyor. Kütle Sembolü m, birimi kilogram. Işık şiddeti I ile gösterilir, birimi kandela. Sıcaklık büyük T ile gösterilir, çok önemli. SI birim sistemindeki birimi Kelvin. Akım şiddeti I ile gösterilir, amper. Madde miktarı n ile gösterilir, mol. Uzunluk L ile gösterilir, birimi metre. Zaman da küçük t ile gösterilir, birimi saniyedir. Türetilmiş büyüklüklerse kendi başına tanımlanamayıp temel büyüklükler kullanılarak ifade edilen büyüklüklerdir. Mesela hız, birim zamandaki yer değiştirme. Ne yapıyoruz? Yer değiştirme uzunluk. Zamanda uzunlukla zaman temel büyüklük. Bu ikisinden türetilmiş Örnek olarak arkadaşlar kuvvet çok önemli çünkü kuvvet insana sanki temel büyüklükmüş gibi geliyor ama değil. Hız, enerji, basınç örnek olarak verilebilir. Ayrıca fiziksel nicelikleri skaler ve vektörel büyüklük olarak da ikiye ayırıyoruz. Skaler büyüklükler sadece sayı ve birimle tanımlanabilen büyüklüklerdir. Odanın sıcaklığı 28 santigrat derece denildiğinde arkadaşlar bakın sadece sayı ve birim var. 28 ölçüm değerini santigrat derecede ölçü birimini vermektedir. Kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık, sürat, enerji, hacim, basınç gibi büyüklükler skaler büyüklüklerdir. Çok önemli arkadaşlar. Temel büyüklükler o baş harfleri kısa muzu oluşturanların hepsi temel büyüklük. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soru kitapçığında hem skaler hem türetilmiş büyüklüğe örnek verin diyor mesela. Skaler büyüklükler toplanırken aritmetik işlem yapılır. Manavdan önce 10 kilogram sonra da 7 kilogram elma alındığında toplamda 17 kilogram elma alınmış olur. İkincisi vektörel büyüklükler. Tanımlanabilmesi için başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu, büyüklüğü olması gereken büyüklüklerdir. Hız, ivme, kuvvet yönle tanımlanabildiği için vektörel büyüklüktür. Bakın buradaki k vektörünü örnek olarak verirsek başlangıç noktası o noktası, yönü artı x, doğrultusu x ekseni, şiddeti yani büyüklüğü, Mutlak değer içerisinde gösterilir. Örnek olarak 10 Newton. Evet burada bir notumuz var. Kütle değişmeyen madde miktarıdır ve skaler büyüklüktür. Ağırlık ise cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Ağırlığın yönü yerin merkezine doğrudur. Yönü olduğu için de vektörel büyüklüktür. Ağırlık cismin kütlesi ile yer çekimi ivmesinin çarpımına eşit. Yer çekimi ivmesini her zaman 10 metre bölü saniye kare alıyoruz. Mesela 7 kilogram kütleli cisim 10 çarptığımızda ağırlığı 70 Newton'dur. Bileşke vektör ise 2 ya da daha fazla vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapabilen vektöre bileşke vektör denir. R ile gösterilir. Vektörlerin toplama işleminde Vektörler aynı yönlü ise toplanır, zıt yönlü ise çıkarılır. Zıt yönlü iki vektörün toplama işleminde bileşke vektör büyük olan kuvvetin yönündedir. F1 F2'den büyükse bileşke kuvvet F1'in yönünde olacak. Zıt yönlü oldukları için çıkartıyoruz. Aynı yönlü olduklarında ise topluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Milli Eğitim'in yayınladığı soru kitapçığındaki sorulardan birine benzer bir örnek soru yapalım. Cismi etkeden bileşke kuvvet hangi yönde kaç newtondur? Öncelikle aynı yönlü olanları topluyorum. Okun yönüne bakıyorum arkadaşlar. F1 ve F3 aynı yönlü olduğu için toplarız. 30 newton. F2 kuvveti 50 Nm la. F1 ile F3'ün bileşkesi olan 30 N zıt yönlü olduğu için bileşkeyi bulmak için çıkartacağız ve büyük olanın yönünde olacak. 50'den 30'u çıkardığımızda bileşke kuvvet 20 Nm'dur. Yönü de bir yönünde. Bir yönünde 20 N bulunur. Evet arkadaşlar bilim araştırma merkezleri bilim insanlarının birlikte çalışarak bilgi birikimlerini paylaştıkları yeni buluşlarla bilimin gelişmesini sağlamak amacındaki merkezlerdir. Bilim araştırma merkezlerini ülkemizde TÜBİTAK, TENMAK, ASELSAN, dünyada ise CERN, NASA ve ESA örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar ikinci ünitemiz madde ve özellikleri. Öncelikle kütle. Cismi oluşturan madde miktarına kütle denir. Kütle m ile gösterilir. Terazi ile ölçülür ve SI'daki birimi de kilogramdır. Şimdi arkadaşlar kütle hacim konularındaki birim çevirmeler çok önemli. Muhakkak yazınızda gelecek. Çünkü Milli Eğitimin yayınladığı soru kitapçıklarının her birinde muhakkak birim çevirme ile ilgili soru var arkadaşlar. Önemli. Kütle birimlerimiz ton, kilogram, gram, miligram. Ton T ile, kilogram KG, gram G, miligram da MG ile gösteriliyor. Şu çok önemli. Birim çevirme yaparken birim küçülüyorsa yanındaki sayı büyümeli ki arkadaşlar eşitliği sağlayabilelim. Aşağı inerken birim küçülüyor. Miligram tona göre daha küçük bir birim. O zaman miligramın başındaki sayının büyük olması lazım. O yüzden aşağı inerken her bir basamakta sayı 1000 ile çarpılır. Yukarı çıkarken ise birim büyüdüğü için her bir basamakta sayı 1000'e bölünür. Örnek olarak yapalım. 0,008 kilogram kaç miligram? Kilogramı miligrama çevirmek için arkadaşlar birim küçüldüğü için sayı artacak. Önce binle bir kere sonra bir daha binle çarpacağız. Önce binle çarptığımız 3 sıfır yani 1, 2, 3. Binle çarptık gram oldu. Bir daha binle çarpıyoruz. 3 0 ilave ettiğimizde 8000 mg. 500 kilogramı tona çevirmek için üst basamağa çıkıyoruz. Birim büyüyor. Sayı küçülecek. 1000'e böleceğiz. 1, 2, 3 yani 0,5 ton. Evet şimdi de hacim arkadaşlar. Maddenin boşlukta kapladığı yere hacim denir. V ile gösterilir. SI birim sistemindeki birimi metre küptür. Katı ve sıvıların hacimleri sabit sıcaklık ve basınçta sabittir. Gazların hacimleri ise değişkendir. Bulundukları kabın şeklini alır. Yine birim çevirme çok önemli. Hacim birimleri metre küp, desimetreküp, santimetre küp Aşağı inerken her basamakta sayı 1000 ile çarpılıyor. Yukarı çıkarken her basamakta sayı 1000'e bölünür. Ayrıca hacim birimi olarak litre ve mililitre de kullanılır. Yine aynı şekilde arkadaşlar aşağı inince birim küçüldüğü için sayıyı bine çarpıyoruz. Yukarı çıkarken de bine böleceğiz. Ayrıca çok önemli 1 litre 1 desimetre kübe eşittir. Bunun sonucunda da 1 mililitre de 1 santimetre kübe eşittir. Çünkü 1 litre 1000 mililitre. 1 desimetre de 1000 santimetre küp olduğu için mililitre ile santimetre küp de birbirine eşit olmuş oluyor. Şimdi desimetre kübü mililitreye çevirmek için desimetre küp litreye eşitti. Öyle değil mi arkadaşlar? Buraya yazıyorum. 0,03 litre demek bu. Litreyi de mililitreye çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz. Çarpalım. 1, 2, 3. Bir sıfır daha ilave ettiğimizde 30 mililitre olur. 1, 2, bir de sıfır ilave ettik. 3 sıfır olmuş oldu. 9000 santimetre küpü desimetre kübe çevireceğiz. Bir basamak yukarı çıktığımız için 1000'e bölüyoruz. 1000'e bölelim. 9 desimetre küp. Evet arkadaşlar şimdi cisimlerin hacimleri nasıl bulunur buna bakıyoruz. Katı cisimlerin hacimleri. Katı cismin hacmini ölçmek için dereceli silindir ya da taşırma kabı kullanılır. Cisim tüm hacmi batacak şekilde sıvı içine bırakıldığında hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir. Bakın başlangıçta dereceli silindirdik, sıvı hacmi V1. İçine mesela bir taş parçasını attınız, V2 oldu. O zaman bu taşın hacmi V2 eksi V1 kadardır. Ya da taşma çizgisine kadar dolu kaba bir taş parçasını attığınızda taşan sıvının hacmi buradaki cismin hacmin'e eşit olacak. Düzgün geometrik şekilli cisimlerin hacimlerini bulurkense, şimdi arkadaşlar, küp, dikdörtgenler prizması ve silindir, yan yüzeyi tabana dik olan cisimlerdir. Bu cisimlerin hacimleri, taban alanı çarpı yüksekliktir. Mesela kübün taban alanı a çarpı a'dan a kare. Yükseklik a ile çarptığımızda a küp olur. Yani üç kenarının çarpımı. Aynı şey dikdörtgenler prizması için de geçerli. Taban alanı a çarpı b yükseklik c ile çarptığımızda üç kenarının çarpımı a çarpı b çarpı c olur. Silindirin taban alanında bir daire olduğu için pi r kare yükseklik ile çarpıyoruz. Bir tek küreninki farklı 4 bölü 3 pi reküp. Evet arkadaşlar yine yayınlanan sorulara benzer bir örnek soru çözüyoruz. Kenar ayrıtları 30 santim, 50 santim, 40 santim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç litredir? Bakın hem hacim bulduruyor hem birim çevirme var. Dikdörtgenler prizmasının hacmi, üç kenarının çarpımıdır. Yani 30 çarpı 50 çarpı 40. 3 kere 5 15. 4 ile çarptığımızda 60. 1, 2, 3 tane de 0'ı ilave ettiğimizde 60 bin santimetre küp hacmi bulunur. Bize litredir diye soruyor. Litre desimetre kübe eşitti arkadaşlar. Desimetre kübe çevirmek için de bine bölmemiz gerekiyor. 60 desimetre küp yani 60 litre. 1 desimetre küp 1 litreye eşit olduğu için 60 desimetre küp de 60 litreye eşittir. Evet arkadaşlar şimdi gelelim soruların en çok çıkacağı konuya öz kütleye. Maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. D ile gösterilir. S birim sisteminde birimi kilogram bölü metre küptür. Birim hacminin kütlesi olduğu için öz kütleyi bulmak için kütleyi hacme bölüyoruz. M kütle birimi gram, V hacim birimi santimetre küp, D de öz kütle birimi gram bölü santimetre küp. Kütle hacim grafiğinin eğimini bulmak için kütleyi hacme böleriz. Dolayısıyla kütlenin hacme bölümü de öz kütleyi verdiği için Kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Öz kütle maddenin cinsine bağlı olup aynı sıcaklık ve basınçta saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Bakın arkadaşlar her maddenin öz kütlesi farklı değerde çünkü cinsine bağlı ayırt edici özellik. Çok önemli. Sabit sıcaklık ve basınçta katı ve sıvıların kütlesi artırıldığında aynı oranda hacmi de artacağı için öz kütlesi sabit kalır. Bir kabın içerisine bir bardak su döktüğünüzde öz kütlesi 1'dir. 10 bardak daha su dökerseniz yine öz kütlesi 1 olur. Değişmez. Çünkü cinsine bağlı içinde su var. Siz bardak bardak su döktükçe hacminin arttığı oranda kütlesi de arttığı için öz kütlesi değişmiyor. Bakın V iken kütlesi M, 2V iken 2M. Kütle artsa bile öz kütlesi sabit, hacim artsa bile maddenin öz kütlesi sabit. Ama bu ne zaman? Sabit sıcaklık ve basınçta. Evet arkadaşlar şimdi öz kütle ile ilgili yazığınızda nasıl sorular gelebilir? Kütle hacim grafiği verilen cisimlerden K'nın öz kütlesi 8 gram bölü santimetre küp ise L ve M'nin öz kütleleri kaç gram bölü santimetre küptür? Bakın köşeyi almamız gerekir ki hem kütle hem de hacim değerini görebilelim. K'nın öz kütlesi 2M bölü V. Soruda buna 8 gram bölü santimetre küp denilmiş. Peki L'ninkini bulalım. L'nin hepsi köşelerden gidiyor. Hangisini alırsak alalım aynı sonucu verir. Kütlesi mken hacmi ve m bölü v. 2 olan 8 ise 1 olan 4'tür. L'nin öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp. M'nin öz kütlesi ise köşe burası. Kütlesi mken hacmi 2v'ymiş. Bu bulduğumuz değeri 2'ye bölersek 2 gram bölü santimetre küp de M'nin öz kütlesidir. Evet arkadaşlar unutmayın tablolarda en fazla soru öz kütlede. Boş kütlesi 1000 gram olan kaba. 30 santimetre küp x sıvısından 50 santimetre küp y sıvısından ilave ediliyor. Buna göre kabın toplam kütlesi kaç gram olur? Peki kütle ne arkadaşlar? Hacimle öz kütlenin çarpımı. Çünkü öz kütle m bölü v olduğuna göre kütleyi bulmak için hacimle öz kütleyi çarpmamız lazım. Önce kaptaki x sıvısının kütlesini bulalım. x sıvısından 30 cm küp alınıyor. Öz kütlesi de köşeyi aldığımızda 40 bölü 10'dan 4. Dolayısıyla x'in kütlesi 120 gram. Y'nin hacmi ise 50 cm küp. Geliyoruz. Öz kütlesini hesaplayalım. 20 bölü 20'den 1. Y'nin kütlesi de 50 gram. Kabın toplam kütlesi, kabın boşken kütlesi artı x sıvısının kütlesi artı y sıvısının kütlesi. Boşken kütlesi 1000 grammış. X'in kütlesi 120, y'nin kütlesi de 50 gram olduğuna göre toplam kütlemiz 1170 gram bulunur. Evet arkadaşlar taşırma kabı sorusu da çok önemli. 480 gram kütleli K cismi şekildeki taşırma kabına bırakıldığında taşan sıvı hacmi 60 santimetre küp oluyor. Buna göre cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Bakın taşan sıvı hacmi 60 santimetre küpmüş. Yalnız taşırmadan önce arkadaşlar 180 ile 200 arasında 20 santimetre küp var. Önce sıvıyı 20 santimetre küp yükseltmiş, sonra da 60 santimetre küp taşırmış. Demek ki cismin hacmi 20-60 daha 80 santimetre küp. Her zaman batan hacim kadar hacimde sıvı yer değiştirir. Peki öz kütleyi bulalım. Kütle bölü hacimden. Kütlesi 480 gram. Hacmi 80. Böldüğümüzde öz kütlesi 6 gram bölü santimetre küp bulunur. Evet arkadaşlar karışımların öz kütlesi İki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle karışım oluşur. Karışımda kullanılan maddeler birbiri içerisinde çözülürse de homojen karışım elde edilir. Sıvılar karışım oluşturabileceği gibi birbirine karışmadan da aynı kapta bulunabilirler. Çok önemli öz kütlesi küçük olan sıvı kapta Büyük öz kütleri sıvının üstüne çıkar. Aynı suyun üzerine yağın çıkması gibi. Öz kütlesi küçük olan yukarıda, öz kütlesi büyük olansa altta dengeye gelir. Sıvılar karıştırıldığında karışımın öz kütlesi karışıma giren sıvıların öz kütleleri arasında değer alır arkadaşlar. D1 ile D2 karıştırmışsak karışımın öz kütlesi ikisinin arasında bir değer alacak. Hacimce hangisi fazlaysa ona daha yakın değerdedir. Eğer eşit hacimde karışmışlarsa da tam ortadaki değerdir. Bunun için öz kütleleri toplayıp ikiye böleriz. Eğer eşit hacimde karışmışlarsa. Evet arkadaşlar. Milli Eğitimin yayınladığı örnek kitapçıkların her bir örneğinde dayanıklılık sorusu var. Önemli. Maddenin dış kuvvetlere karşı gösterdiği dirence dayanıklılık denir. Bir maddenin kesit alanı arttıkça dayanıklılığı artar. Mesela asansör haladı, bina kolonu, sandalyenin ayakları, koltuğun ayakları gibi. Bunların kesit alanı arttıkça arkadaşlar üzerinde taşıyabileceği yük dayanıklılığı artar. Bir de arkadaşlar Katı cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları var. Bunu bulmak için de cismin kesit alanının hacmi oranına bakılır. Yani kesit alanı bölü hacim ile cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı doğru orantılıdır. Kesit alanı olarak da yere paralel olan kesit alanını alıyoruz. Bakın kübün kesit alanı akare. Hacmi a küpe böldüğümüzde 1 bölü a çıkar. Dikdörtgenler prizmasının yere paralel kesit alanı a çarpı b'dir. Hacmi abc'ye böldüğümüzde ab'ler sadeleşince 1 bölü c kalır. Silindirinde kesit alanı pi r kareyi Hacmi pi r kare h'e böldüğümüzde pi r kareler sadeleşince 1 bölü h. Yan yüzeyi tabana dik olan cisimlerde Dayanıklılık 1 bölü yüksekliktir. 1 bölü A, 1 bölü C, 1 bölü H. Bir tek küreninki farklı arkadaşlar. Kesit alanı pi r kareyi hacmi 4 bölü 3 pi r kübe böldüğümüzde 3 bölü 4 r elde edilir. Şimdi yazılıda gelebilecek bir örnek soru çözelim. Aynı maddeden yapılmış k küresi l kübü ve m silindirinin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları arasındaki ilişki nedir? Kaninki ne arkadaşlar? Formülümüz neydi? 3 bölü 4 R. Yerine yerleştirdiğimizde 3 bölü 4 A olur. L'ninki ise yan yüzeyi tabana dik olduğu için 1 bölü yükseklik. Yani 1 bölü 2 A. M'nin de yan yüzeyi tabana dik olduğu için 1 bölü yükseklik yani 1 bölü 3 A. Kıyaslarken 3 bölü 4, 1 bölü 2, 1 bölü 3. Bakın 3 bölü 4 en büyüktür. Çünkü yarıdan fazla 3. Yani 2 bölü 4 olsa 1 bölü 2 ile eşit olacak. Ama 3 bölü 4 olunca K'nın dayanıklılığı en büyüktür. Sonra L 1 bölü 3 ile M'ninki de en küçüktür. Yani yükseklik arttıkça kendi ağırlığına karşı olan dayanıklılığı azalır. Evet arkadaşlar, örneklerle açıklayabilin diyebileceği adezyon ve kohezyona geldik. Farklı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine adezyon yani yapışma, aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine kohezyon birbirini tutma denir. Yağmur damlalarının cama yapışması, balın kaşığa yapışması, çayın Çay tabağına ve bardağa yapışması farklı moleküller arasında olduğu için adezyon. Suyun bir arada akmasını sağlayan suyla su molekülleri arasındaki çekim kuvveti de kohezyon. Bakın kohezyon aynı moleküller arasında, adezyon farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Yüzey gerilimi ise sıvı yüzeyindeki moleküllerin birbirine uyguladığı koazyon kuvvetinden dolayı sıvı yüzeyinin esnek zar gibi görünmesine yüzey gerilimi denir. Bakın böcekler suyun üzerinde yüzey gerilimi sayesinde yürüyebilirler. Sıvı içindeki moleküle etkeden kohezyon kuvvetlerinin bileşkesi sıfırken bakın buradaki bir A molekülüne etrafındaki moleküllerin uyguladığı Bileşke kuvvet sıfır. Ama yüzeydeki moleküle aşağıdan çekiliyor ama yukarıdan kuvvet olmadığı için bileşke kuvvet sıfır değil. Bu kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmadığı için yüzey gerilir. Yüzey gerilimini etki eden faktörler ise bir kere yüzey gerilimi sıvının cinsine bağlıdır ve ayırt edici özelliktir. Örneğin Suyun yüzey gerilimi kat sayısı zeytinyağı, etil alkol gibi sıvılarınkinden fazladır. Sıcaklık arttıkça moleküller arasındaki boşluklar artacağı için yüzey gerilimi azalır. Sıvı üzerine uygulanan bası arttıkça yüzey gerilimi azalır. Sıvı içerisine bırakıldığında çözünebilen sabun, deterjan, sirke gibi maddeler yüzey gerilimini azaltır ve sıvı içinde yayılır. Yüzey geriliminin azalması sıvıların diğer maddeleri daha iyi ıslatmasını Kire daha çok etki etmesini sağlar. Zaten deterjanın görevi de bu arkadaşlar. Yüzey gerilimini azaltıyor, kire daha çok etki edebiliyor. Suya tuz katılması yüzey gerilimini artırırken şeker katılması etkilemez. Son konumuz ise kılcallık arkadaşlar. Sıvıların adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle dar yüzeylerde yükselmesi ya da alçalmasına kılcallık denir. Böylece çok uzun ağaçlarda yaprakların uçlarına kadar suyun taşınması kılcallık ile gerçekleşir. Gece lambasında fitrenin yanması ya da Çay şekerinin ıslanması. Biz şekerin ucunu çaya değdirdiğimizde tüm şeker kılcallık etkisiyle ıslanır. Ya da yağmurlu günlerde pantolonların paçaları en altı değmesine rağmen kılcallık etkisiyle su yukarı doğru çıkar ve daha fazla bölge ıslanır. İki tane notumuz var. Adezyon kuvveti koezyon kuvvetinden büyükse Sıvı kılcal boruda yükselirken küçükse alçalır arkadaşlar. Ayrıca kılcal borunun kesit alanı küçüldükçe yükselen sıvı daha çok yükselir, alçalan sıvı da daha çok alçalır. Evet arkadaşlar yazılı konularınız bunlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.